TRT Haber'de savunma sanayiyle karşınızdayız. Türkiye'nin gücüne güç, büyümesine ivme, gelişmesine katkı sağlayan Türk savunma sanayinin şaşırtacak, gururlandıracak ve heyecanlandıracak ürünlerine yakından bakmaya devam ediyoruz. Güçlüyüz. Karada, havada, denizde ve uzayda güçlüyüz. Hedefinden şaşmayan silahlarımızla, engel tanımayan kara araçlarımızla, dalgalara meydan okuyan gemilerimizle, limitleri zorlayan hava araçlarımızla güçlüyüz. Geleceğin teknolojilerini yakalayan insansız sistemlerimizle, uzaydaki gözümüz, uydularımızla güçlüyüz. Tasarlayan, üreten, dünyanın dört bir yanına ihraç eden Türk savunma sanayiyle şimdi çok daha güçlüyüz. Evet, biz tasarlıyoruz, biz üretiyoruz. Güvenliğimizi, gücümüzü ve gelişmemizi yakından ilgilendiren en stratejik sektör olan savunma sanayinde son yıllarda büyük başarıları imza atıyoruz. Ve işte kendi uçağımızla, helikopterimizle, gemimiz, tankımız, uydularımız, insansız sistemlerimiz, elektronik harp ve radar sistemlerimizle savunma sanayi başlıyor. Savunma hattının ilk kaleleri radarlar ve elektronik harp sistemleri nasıl çalışıyor? Türkiye hangi sistemleri üretiyor? Radarlarımız ne kadar etkili? Elektronik harp sistemleriyle neler yapılabilir? Savunma sanayinde. Bu bölümde önce savunma hattının ilk kalesi olan radar sistemlerini ele alacağız. Türkiye uzun süredir kendi radar sistemlerini tasarlıyor ve üretiyor. Kara, deniz, hava savunma ve hatta uydu radar sistemleri Türkiye için büyük bir güç demek. Yaklaşan tehdidi en erken zamanda ve en uzak noktada tespit etmek ve bu tehdidi bertaraf edebilmek için hızla harekete geçebilmek bugün silahlı kuvvetlerin gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri. Bunun içinde ilk ihtiyaç duyulan sistemler radar sistemleri. Füze, uçak, gemi, insansız hava aracı ya da insan, seyyar ya da sabit. Radarlar çok hassas teknolojilerle en küçük hedefleri kilometrelerce öteden tespit ediyor. Radar tasarlamak ve üretmek donanım ve yazılım alanında ciddi bir altyapı gerektiriyor. Türkiye'de 1990'lı yıllarda başlayan çalışmalar bugün çok gelişmiş bir seviyeye ulaştı. Türkiye bugün radar teknolojilerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Radar sistemlerinin milli olması, yani ülkeler tarafından kendi kaynaklarıyla tasarlanıp üretiliyor olması, dışarıdan müdahaleye karşı korunması, güvenliği ve lojistiği için, yani arıza ve ihtiyaç durumlarında en hızlı şekilde tedarik açısından çok önemli. Bu nedenle Türkiye, milli radar teknolojilerine büyük önem veriyor. Türk firmaları, hava savunma, kara gözetleme, havan, silah tespit, deniz, hava ve uydu radar sistemleri konusunda dünya çapında ürünler geliştiriyor ve üretiyor. Modern orduların en önemli savunma ve taarruz güçlerinden biri de elektronik harp sistemleri. Bombalar, füzeler, uçaklar ya da gemiler gibi görünür bilinir olmasalar da elektronik harp sistemleri günümüzde harekatların, operasyonların, savaşların kaderini belirleyen bir güç. Elektronik harp sistemleriyle düşman unsurlarının radar sistemleri, haberleşme ve bilişim altyapıları, silah sistemleri bozuluyor, şaşırtılıyor, etkisiz hale getiriliyor. Milli elektronik harp sistemleri ordular için çok önemli. Türkiye'de bu konuda kendi sistemlerini üreten sayılı ülkelerden biri. Günümüz silahlı kuvvetlerin gözü kulağı radar sistemleri. Ülke savunması bir anlamda radar sistemleriyle başlıyor. Yani radarlarınız ne kadar iyiyse o kadar güçlüsünüz. Füze, uçak, gemi, tank ya da piyade. Karada, havada ve denizde düşman unsurlarını kilometrelerce öteden tespit ve takip eden radar sistemleri hakkındaki çalışmalar Türkiye'de 1990'lı yıllarda başladı. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden biri olan Aselsan
Türkiye'nin radar teknoloji merkezi olarak bu alandaki öncü kuruluşu. Biz de Aselsan'ın bu çalışmaları için Ankara Gölbaşı'nda bulunan radar ve elektronik harp sistemleri yerleşkesindeyiz. Kıbrıs Barış Harekatı'nda baş gösteren telsiz ihtiyacının karşılanması için 1975 yılında kurulan Aselsan, bugün Türkiye'nin öncü savunma sanayi kuruluşlarından, en önemli teknoloji merkezlerinden biri. Haberleşme ve bilgi teknolojilerinde, mikro elektronik, güdüm ve elektro optikte, savunma sistem teknolojilerinde, ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon sistemlerinde faaliyet gösteren Aselsan, radar ve elektronik harp sistemlerinde de Türkiye'nin en önemli güçlerinden biri. Ankara Gölbaşı'nda 2015 yılında faaliyete başlayan Aselsan Radar ve Elektronik Harp Sistemleri yerleşkesinde bulunan binlerce mühendis, 1990'larda başlayan radar çalışmalarını daha da geliştirmek için çalışıyor. Aselsan, hava savunma top ve füze sistemleri, sınır ve silah gözetleme sistemleri, deniz platformları, havadan keşif gözetleme sistemleri için ihtiyaç duyulan arama, takip, atış kontrol, silah tespit, gözetleme radarları geliştiriyor. Aselsan şu an itibariyle Amerika'nın ve Avrupa'nın önde gelen radar tasarlayıcısı ve üreticisi firmalarıyla aynı teknolojileri yakalamış durumda. Benzer ürünleri rekabetçi piyasada ortaya koyabilmekte. Bunlar temel olarak sınıflanırsak hava savunma radarlarımız var. Bunlar füze sistemlerinin yönlendirilmesinde öncelikle hedefin tespiti, takibi ve ilgili silahın o hedefe angaje edilmesi yolunda kullanılan radarlar. Bunların menzilleri 600 kilometrenin üzerinde, sınır gözetleme için özellikle sınır ihlallerinde kullanılan kara gözetleme radarlarımız var. Bu radarla 12 kilometre mesafeden yürüyen bir yayayı tespit edebiliyorsunuz. Dolayısıyla sınırlarınızı tel örgülerle, duvarlarla korumak yerine elektronik olarak bu radarlarla korumak çok daha etkin oluyor. Bunun dışında silah tespit radarlarımız var ki bunlardan bir tanesi havan tespit radarı. Bu atılan havanın tespiti, daha sonra trajektörüsünün hesaplanarak bulunması ve havanın atıldığı yerin ve düşeceği yerin hesaplanmasını çok hassas bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ve bunlar şu anda gerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde gerekse de ihraç ettiğimiz bazı ülkelerinde oldukça etkin bir şekilde kullanılmakta. Bir de deniz platformlarına yönelik ürünlerimiz var. Bunlar su üstü arama veya hava soluyan hedef dediğimiz hava hedefleri, helikopter gibi, bu insansız araçlar gibi, uçaklar gibi, savaş uçakları gibi hedeflerin tespitini ve takibini gerçekleştiriyor ve ilgili silahın yönlendirilmesini ve hedefin bertaraf edilmesini sağlıyor. Bunun dışında bir de sahil gözetleme radarlarımız var. Burada şu ana kadar bitirdiğimiz 3 ayrı projemiz var. Bunlar farklı menzillere ve farklı performans özelliklerine sahipler. Dolayısıyla biz baktığınız zaman hem kara, hem hava, hem deniz platformunda ürünler geliştiriyoruz. Bunun yanında şu anda üzerinde çalıştığımız bir de uydu radarımız var. Biz buna sentetik açıklıklı radar diyoruz. Yapay açıklıklı radar diyoruz. Bununla yeryüzünün görüntüsü çıkarılabiliyor. Bu yeryüzü görüntüsü tamamen aref işaretlerle çıkarıldığı için atmosferik koşullardan etkilenmeden yoğun bulut, yağmur, dolu altında da yeryüzü görüntüsü çıkarılabiliyor. Yeryüzündeki olası tehdit hareketler izlenebiliyor ve gerekli istihbarat bilgisi oluşturulabiliyor. Bir diğeri TF-2000 fırkateyni, Türkiye'nin milli fırkateyni olacak. 2020 ötesi yıllarda yüzecek bu fırkateyn. Bunun ana sensörü çok rollü, çok fonksiyonlu radar dediğimiz ÇAFRAT projesi. Bu radar dönmeyen tipte bir radar.
Buralar aslında şu ana kadar dünyada herhangi bir ülkenin teşebbüs edemediği, cesaret edemediği bazı teknolojileri barındırıyor. Bunlarda en önemlisi, normalde konvansiyonel radarlar dönerek çalışırlar. Dolayısıyla her bir sektörde hedef üzerinde harcadıkları zaman biraz kısıtlıdır. Burada dönmeyen tipte 90'lar derece aralıklarla dizilmiş 4 ayrı radardan bahsediyoruz. Aynı anda onlarca, yüzlerce hedefi herhangi birisini kaçırmadan takip edebilen sistemler ve bu şekilde hem su üstü hedefleri için hem hava hedefleri için etkin bir sensör. Bir diğer projemiz ise bizim AIRS diye tabir ettiğimiz erken ihbar radar sistemleri. Bunlar 600 kilometre ötesinde balistik füzeleri de tespit ve takip edebilen hava savunma füze sistemlerinin temel unsurlarından bir tanesi. Bunun şu anda ön tasarım çalışmalarını yürütmekteyiz. Türkiye'nin bir milli muharip uçağı olacak 2020'li yıllarda. Bunun yine en önemli sensörlerinden bir tanesi uçak burun radarı. Şu andaki çabalarımızdan bir tanesi de bu milli muharip uçağın burun radarını yapmak istiyoruz. Bu da kesinlikle bir jetiniz var ise ülke olarak milli olması gereken ilk sistemlerden bir tanesi radarı. Dolayısıyla milli muharip uçağın radar sistemini geliştirmek için çabalıyoruz. Paralelden de F-16'ların yeni jenerasyon radarlarına da bir muharip uçak radarı geliştirme çalışmaları içerisindeyiz. Savunma sanayi aslında ülkeler arası bir teknoloji yarışı. Bu yarışta geriye düşmeniz demek ülke güvenliğinin tehditlere karşı yetersiz kalması anlamına geliyor. Türkiye geride başladığı bu yarışta artık ön sıralarda. Şimdiki durağımız Meteksan savunma. 2006 yılında kurulan Meteksan, lazer sistemlerinden haberleşmeye kadar birçok konuda dünya ölçeğinde çözümler sunuyor. Meteksan özellikle radar sistemlerinde yaptığı çalışmalarla Türkiye'yi bu yarışta ön sıralara taşıyor. Meteksan Savunma, sahip olduğu ileri teknoloji altyapısıyla savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu ürün ve sistemler için çözümler üretiyor. Algılayıcı sistemler, haberleşme sistemleri, sualtı akustik sistemleri ve platform simülatörleri alanlarına odaklanan Meteksan Savunma, radar sistemlerinde milli imkanlarla ileri teknoloji çözümler üretiyor. Türkiye'nin önemli savunma projelerine katkı sağlayan Meteksan Savunma, radar teknolojileri konusunda önemli bir altyapıya ve insan kaynağına sahip. Yakın zamanda personel tespit radarı Retinar PTR'yi sektöre tanıtan Meteksan Savunma, gemilerden helikopterlere farklı platformlar için ileri teknoloji radar sistemleri geliştirmeye devam ediyor. Şu ana kadar 13 platformda 11 tane ürünü tasarlayıp üretmiş durumda. Bu platformları sayarsak sualtı akustik sistemleri, ki bunlar gemilerde ve denizaltılarda kullanılacak sistemler. Bunun arkasından kara platformlarında kullanılan sistemler, örneğin personel tespit radarları. Karada çeşitli ortamlarda güvenlik önlemi almaya çalıştığınız binalarda, askeri tesislerin etrafında koyduğunuz sistemdir. Bu şekilde etraftaki hareketleri saptar ve size haber verir. Bunun haricinde hava platformlarında, örneğin helikopter platformlarında atış kontrol radarları tabir ettiğimiz havaya karşı ve yere karşı hedeflere angajmanınızı sağlayan radarlar vardır. Arkamda görmüş olduğunuz Retinar markasıyla lanse etmiş olduğumuz radar, sınır güvenliği ve bölge güvenliğine yönelik olarak tamamen Meteksan kaynaklarıyla geliştirilmiş bir radardır. Bu radarın özelliği taşınabilir olması, mobil olması, kullanıcısının radar operatör bilgisine sahip olmayı gerektirmemesidir. Bu rekabet planlarımız içinde önemli bir husustur. Burada tehdit olarak görülen, hareket eden cismin düzenli bir ordu yapısında, bir zırhlı muharebe aracında, bir tankta değil de yürüyerek bir gerilla teşkilatı gibi yaklaşması halinde bunların tespiti son derece zordur. Dolayısıyla biz bu radarı geliştirirken
uzun menzilli silahların hemen ötesinde insanı ayırt edebilen, insanı görebilen, hareket eden bir cismin insan olup olmadığını kullanıcıya uyarabilen bir radar geliştirmek istedik. Çünkü sahada gördüğümüz tecrübelerde gece o harekat alanında bir şeyler hareket etmeye başladığı zaman orada tahmin edersiniz ki görevli olan personel son derece zor şartlarda çalışmaktadır. Ve ona yardımcı olabilmek, o hareket eden cismin bir insan olduğunu söyleyebilmek ve bunu uzun menzilli silahların hemen ötesinde bildirebilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünyada baktığımız zaman bu tip radarların sayısı pek azdır. Ve Türkiye'de böyle bir radarı yapabilmiş olmakla umarım ki büyük bir ihracat başarısını sağlayacağız. Radar sistemlerinde Meteksan savunmanın geldiği nokta, savunma sanayi müsteşarlığıyla daha önce başlamış olduğumuz bir ARGE projesi yol haritası boyunca ilerliyor. Burada Meteksan savunmanın getirdiği teknoloji alışılagelmişin daha üstünde yüksek frekanslarda ürünler yapmak. Çok teknik bilgiye girmek istemiyorum. Ancak neredeyse ışığa yaklaşan frekanslara doğru gittikçe ilerliyoruz. Bu bize ne getiriyor operasyonel olarak? Bu bize bugün Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçlarında çok özel sensörler getiriyor. Bu taarruz helikopterlerimizin üzerinde atış kontrol radarları getiriyor. Bu bize insansız hava araçlarının otomatik iniş kalkışını sağlayacak ve kırımdan kurtaracak sistemler getiriyor. Bunların her biri dünyada rekabet edebilecek, her biri çığır açabilecek teknolojik üstünlüğe sahip ürünlerdir. Bunu Meteksan savunma özelinde söyleyebildiğimiz gibi ben pek çok üründe, pek çok radar sisteminde, elektronik harp sisteminde, savunma sanayinin geneli içinde söyleyebilirim. Dolayısıyla izleyicilerimize özellikle şu mesajı vermek isteriz ki savunma sanayi bir bütündür ve şirketler, isimler fark etse bile aslında bu bütünlük içinde bir başarı hikayesi yazılıyor burada. Sırada radarlar kadar bilinmeyen ancak Birim Silahlı Kuvvetleri için çok önemli olan bir üründe elektronik harp sistemleri. Bu sistemler Birim Silahlı Kuvvetleri için büyük önem taşıyor. Eğer etkili bir elektronik harp sistemine sahipseniz düşman kuvvetlerinin elektronik ve haberleşme altyapısını, radar sistemlerini, deyim yerindeyse nefesini kesersiniz. Bu sistemlere sahip olmak, dahası bu sistemlerin milli olması, yani kendi mühendislerin tarafından tasarlanıp üretilmesi çok önemli. Aselsan sahip olduğu yüksek teknolojiyle tıpkı radar teknolojilerinde olduğu gibi elektronik harp sistemi alanında da dünya ölçeğinde kusursuz çözümler sunuyor. Hepimiz günlük hayatta cep telefonları kullanıyoruz. Artık kablosuz modemler, cep telefonları, elektromanyetik spektrumun belli alanlarını kullanıyoruz ve havada sinyaller yayılıyor. Aslında elektronik harp dediğimiz şey, bütün bu elektromanyetik spektrumun bir savaş durumunda düşman unsurlar tarafından kullanılmasını engellemek ve dost unsurlar tarafından da maksimum şekilde kullanılmasını sağlamak üzere kullanmış olduğumuz bir silah çeşidi. Aslında elektronik harp adı üstünde harp diye geçen, kuvvetlerimizin savaş ortamında diğer bütün güçlerinin kuvvetinin arttırılmasını sağlayan bir güç çarpanı olarak çok önemli bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Biz elektronik harp alanında kullanmış olduğumuz teknolojiler itibariyle bir yandan bağımsızlığımızı kazanırken bir yandan da bu bağımsızlık sayesinde bu bileşenlerde, elektronik harp bileşenlerinde istediğimiz kabiliyetleri ekleme, oynama, komponentlerde ve o bileşenlerde istediğimiz şeyleri değiştirme kabiliyeti kazandık. Eskiden dışa bağımlıydık. Mikrodalga modülleri yurt dışından alıyorduk. Yurt dışından bize ne satılabiliyorsa, bunlar da export lisansları, ihraç lisanslarına tabiydi. Bu alabildiklerimizle bir şeyler kurguluyorduk. Şimdi artık legolarımız kendi elimizde. Biz kendi legolarımızı kurguluyoruz. Bunlarla oynayabiliyoruz, değişiklikler yapabiliyoruz ve sistemimize en iyi hale getirebiliyoruz. Bir yandan geliştirme döngülerimiz devam ediyor. Bir yandan sürekli test yapıyoruz. Bir yandan sadece bu teknik kabiliyetler açısından değil, askeri bir unsur olması itibariyle çevre koşulları, fiziki koşullar için de doğrulamalar yapıyoruz. Bir örnek verecek olursam, bizim burada bulunan çevre koşulları test laboratuvarımız akredite bir laboratuvar ve yani sertifikalandırılmış bir laboratuvar. Sadece Aselsan'a değil, Türkiye'deki tüm savunma sanayi kuruluşlarına hizmet veren ve onaylamış olduğu raporlar tüm dünyada geçerli olan bir laboratuvarımız var. Biz de aynen diğer firmalar gibi sistemimizi bu laboratuvara getiriyoruz. Kum testinden sıcaklık testine, nem testinden tuz sisine, bütün bu kuvvetlerimizin maruz kalacağı çevresel koşullarda sistemlerimizi doğruluyoruz. Ondan sonra müşterimize teslim ediyoruz.
helikopter elektronik harp sistemimiz var. Bu sistem şu anda dünyadaki sayılı sistemler içerisinde. Çünkü aktif olarak aktif elektronik karıştırma dediğimiz bir teknolojiyi barındıran dünyadaki tek helikopter sistemi, helikopter elektronik harp sistemi. Şu anda biz Türk Silahlı Kuvvetlerine, kara kuvvetlerimize bu kabiliyeti kazandırıyoruz. Ve bunların entegrasyonu da kendimiz yapıyoruz. Biz sadece sistem geliştirmiyoruz. Hava araçlarına bunların entegrasyon tasarımını, daha sonra entegrasyonunu ve testlerini gerçekleştiriyoruz. Çünkü bahsettiğimiz sistemler elektromanyetik sistemler olduğu için o uçağın veya helikopterin gövdesindeki metallerden dahi etkilenebiliyor. Biz hem sistemi geliştiriyoruz hem onun uçağa en optimum takılmasını sağlayıp aslında bu tümleşik sistemin yerleşik performansını en iyi şekilde yürütecek şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunları helikopterlerimize takmaya başladık. Bu sistemin daha ileri versiyonları çıkacak. Yurt dışına ihraç etmeye çalışıyoruz. Bu önemli bir nokta bizim için. Benzer şekilde Spektrum'un başka bir alanına geçiyorum. Tank kendini koruma sistemlerimiz var. Tank kendini koruma sistemi için bir proje görüşmesi devam ediyor şu anda. Burada da tanklarımızı roket atarlara ve füzelere karşı korumak için bir sistem geliştiriyoruz. Hem radar barındıran aktif olarak hem de aktif karşı tedbirler barındıran bir sistem geliştirmek üzere çalışıyoruz. Biraz geleceğe yönelik tabii haberleşme elektronik harp sistemlerimizden de bahsedelim. Standoff Jammer dediğimiz o özel görev uçaklarımız için de aynı şekilde haberleşme elektronik harp sistemleri de geliştireceğiz. Bunlar da aslında sadece radarın değil, karşı taraftaki düşman unsurlarının tüm haberleşme altyapısını etkisiz hale getirmek, unsurların birbirleriyle haberleşememesini ve aslında çok kritik olan network tabanlı taarruzu veya savunmayı gerçekleştirmesini engelleyecek haberleşme elektronik dinleme ve haberleşme elektronik taarruz sistemlerini yine özel görev uçaklarıyla ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye radar ve elektronik harp sistemleri konusunda dünya ile rekabet eden, hatta dünyaya öncülük eden teknolojileri üreten bir konuma gelmiş durumda. Peki bundan sonra bizleri neler bekliyor? Gündemde hangi projeler var? Bundan sonra atılacak adımları Müsteşar Yardımcısı Mustafa Şeker'e sorduk. İşte güreşçiler eskiden çıraklarını yetiştirirken bir oyunu öğretmezlermiş ki sonra rakip olurlarsa onlarla karşılaştıklarında onları yenebilsinler o oyunla. Yani elektronik harp ve radar alanı aslında sizin elinizdeki son silah. Yani bir harp durumunda rakibinizi yeneceğiniz elinizdeki bir değer diye söyleyebilirim ben size. İşte bunu kimse kimseyle paylaşmıyor. Buranın kritikliği buradan geliyor. Yani elektronik harp ve radar sistemlerini dünyada kimse elindeki teknolojiyi başka bir ülkeye vermiyor. Dolayısıyla her ülke eğer burada bir mesafe almak istiyorsanız, ben tam bağımsız olmak istiyorum diyorsanız bunu kendinizin geliştirmesi gerekiyor. O yüzden burası bizim için çok kritik. Yaklaşık 20-25 yıldır biz bu konularda çalışıyoruz ama diğer ülkeler, hani rakip diyebileceğimiz yahut da ileri ülkeler bu konularda belki de 50 yıldır, 100 yıldır çalıştıkları bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz daha bu konularda yeniyiz. Ama yeni olmamıza rağmen aldığımız mesafeye baktığımızda çok iyi mesafeler aldığımızı ben değerlendiriyorum. Çok ciddi yollar kat ettik radar ve elektronik harp konusunda. Bugün geldiğimiz noktada elektronik harp ve radar sistemlerinin tasarımı, üretimi, işte bunlarla ilgili yazılımların geliştirilmesi noktasında çok çok iyi bir noktaya geldik ve dünyadaki belki de ilk 10 ülke içerisinde girmiş durumdayız diye ben size özetleyebilirim. Ama tabii kat edeceğimiz mesafeler var. Yani ben genel özet şunu söyleyebilirim. Biz radar ve elektronik harp alanında özellikle kara ve deniz platformlarında problemleri çözmüş durumdayız diye söyleyebilirim. Orada ürünlerimiz çıktı ya da çıkmak üzere. Bir kısmı belki işte arkada gördüğünüz ürünler, hava savunma radarı, deniz kuvvetleri için yaptığımız 3 boyutlu yine hava savunma radarımız var. İşte alçak orta irtifada yaptığımız hava savunma sistemlerinin hem atış kontrol radarları hem takip radarları var. Bütün bunları başarıyoruz, devam ediyoruz. Yine deniz kuvvetleri, deniz sistemleri için yaptığımız düşük olasılıkla tespitli LPI radarlar var. Sahil gözetleme radarları var. Bütün bunları başardık. Ama burada bitiyor mu? Bitmiyor. İşte devamı var aslında. Önümüzde hedeflerimiz var. Devam etmemiz lazım. Hani bahsettim ya, Legolar var. O Legoları birleştirip daha farklı şeyler yapmamız lazım. İşte önümüzde aslında en kritik şey işte herkesin gündeminde biliyorsunuz uzun menzilli savunma sistemimiz var. Çok konuşuluyor. Herkes tartışıyor. Onun radarı var aslında. Yani biz şu anda onun radarını da yapmaya talibiz. Onu yapabilecek noktaya geldik. Şu andaki ilk hedefimiz aslında bunu yapabilmek. Ondan sonraki gördüğümüz hedef biraz daha yukarı çıkmak aslında. Yani kara ve denizi hallettikten sonra eksiğimiz hava
platformlarında ve belki daha sonra uzayda. İşte önümüzdeki dönemde milli muharip uçağın radarını yapabilmek, onun üzerindeki elektronik harp sistemlerini yapabilmek, helikopter, özgün helikopterimiz çalışıyor, onun elektronik harp sistemlerini yapabilmek ve daha sonrasında da belki uzaya çıkıp uzay için bir radar sistemi geliştirebilmemiz lazım. Bunlar da bizim önümüzdeki belki orta vade diyebileceğim hedeflerimiz. Burada belki ekleyeceğimiz, biraz daha açıklayacağımız bir konu da hava platformlarındaki elektronik harp sistemleri ve burada da özelde karıştırıcı, jammer dediğimiz sistemlere sahip olunması. Bu kritik bir öneme sahip. İşte bugünlerde hepimiz konuşuyoruz hava savunma sistemlerinden. Biz Türkiye olarak bir hava savunma sistemi kurmaya çalışıyoruz ama hasım kuvvetlerinde karşımızdaki düşmanın da hava savunma sistemleri var. Hava savunma sistemi şunu yapıyor, radar sistemleriyle sizin hava unsurlarınızı tespit ediyor ve elindeki füzelerle sizin bu hava platformlarınızı kilitleniyor ve onları hedef haline getiriyor. Buradaki şeyimiz, hava savunma, tedarik etmeye çalıştığımız hava savunma sistemi bize gönderecek bir füzeyi tespit edip yok etmek. Bir yere ulaşmadan, hedefine ulaşmadan. Ama jammer sistemine sahip olduğunuzda daha düşman o füzesini atamadan siz onu önlemiş oluyorsunuz. Tabiri caizse düşmanı kör hale getirmek aslında bu sistemlerin amacı. Düşman sizin hava kuvvetlerinize ait uçakları, helikopterleri, sistemlerinizi hiçbir şekilde göremiyor. Dolayısıyla sizin kuvvetleriniz çok rahatlıkla iç bölgelere kadar gidip harekatını yapıp çok güvenli bir şekilde üstlerine dönmesini sağlayan bir sistem. Bu sistem üzerinde de bir projemiz var ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ben önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde Türkiye bu anlamda hakikaten dünyada eşi benzeri olmayan bir sisteme sahip olacak. Ülke savunmasının ilk ve belki de en önemli adımı olan radar ve elektronik harp sistemleri geliştikçe Türkiye daha güvenli ve daha güçlü olacak. Dünya ile yarışan ve hatta öncülük eden projelerle savunma sanayimiz radar sistemleri ve elektronik harp sistemlerinde de daha güvenli bir gelecek için çalışıyor. Gelecek bölümde savunma sanayinin yine şaşıracağınız ve yine gurur duyacağınız ürünleri ve projeleriyle karşınızda olacağız. Yerli savunma sanayi ile daha güvenli yarınlar dileğiyle hoşça kalın.